Gelin yanıma. Gelin yanıma. Aferin. Aferin kuzularıma. Hachi nerede? Hachi nerede? Hachi'yi çağıralım. Dur Hachi'yi çağıralım. Hachi. Hachiko. Buraya gel. Ben Eda Kırkıcı Yıldız. Hataylıyım. Geçen yıl atandım buraya. Geçen kış buradaki köpeklerin vaziyetini gördüğüm zaman içim acıdı doğrusu. Köpekler karda donarak öldüler. Bunun üzerine ben kaymakamlığa gittim. Yardım istedim. Köpeklere kulübe istedim. Yardım ettiler. Kulübeler yapıldı. Fakat kulübeler çok dayanıklı değildi. Su geçirdi, çürüdü. Hayvanlarım hastalık kaptı. Gençlik hastalığına yakalanan hayvanlarım oldu. O hastalık bulaştı. Bütün hayvanlarım bulaştı. Çoğu hayvanı kaybettim. Kulübelerimin içi mikrop doldu. Onları yakmak zorunda kaldım bu sene geldiğimde. Bu dönem geldiğimde. Buraya gelen halk sürekli bana soruyordu. Hani hocam ne istersiniz? Ne yapalım sizin için? Sağ olsunlar bana kulübe yaptılar. 15 tane kulübem var şu anda ama yetmiyor. Yine az. Çünkü her geçen gün karakollar buraya kamyon köpek atıyorlar. Yavru, annesi, bebek köpek atıyorlar. Ve ben onlara tek başıma bakmaya çalışıyorum. Mamam yetmiyor. Her hafta iki kere sipariş ediyorum. Kasaplardan et alıyorum. Açıkçası yardıma ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var. Tek başıma bu yükün altından kalkamıyorum. Belediyeye gittim, kaymakamla konuştum ama yine dönüt alamadım onlardan. Çatı istedim, yapmalarını istedim, kulübe istedim. Ama hiçbir şekilde bana geri dönmediler. Burada olduğumu biliyorlar zaten. Her gün buraya gelip bunlara baktığımı biliyorlar. Buna rağmen onlardan hiç ses çıkmadı. Şemdinli Belediyesi beni mağdur etti açıkçası. Tek başıma birkaç kişinin yardımıyla onları yaşatmaya çalışıyorum. Duş. Kahve elim. Hadi gelin yanıma. Ben Boğazköy'de görev yapıyorum. Geçen yıl servisle iniyordum burada. Kışın çok fazla soğuk olduğu için ben zatürre oldum açıkçası. Bu sene arabamı getirdim. Sırf bu hayvanlara daha iyi bakabilmek için. Mamalarını taşıyabilmek için. Hayır. Arkamdan işte Eda Hoca pis, Eda Hoca köpek kokuyor tarzında söylemler duydum ve çok üzüldüm. Bundan dolayı da bir daha hiç kimseyle hani gidip gelmek istemedim. Ben kendi aracımla, şu an kendi imkanlarımla her şeyi yapıyorum. Destek istiyorum. Neler lazım hocam mesela şu an? Neler lazım? Var. Mama lazım. Bana haftada 2 paket mama bitiyor, yetmiyor. 2 paket mama lazım. Onun dışında ekstra kulübe lazım. Bir 20 tane daha kulübeye ihtiyacım var. Bir de çatı lazım. Yarın kar yağdığında hayvanlarımın hani altında rahatça oturabilecekleri çatı istiyorum. Özellikle kulübelerimin üstünde geniş bir çatıya ihtiyacım var. Burası onlar için müsait mi hocam? Çöplük. Hayır değil. Burası. Ben bunu sordum Beysi Bey'e. Belediyedeki. Dedi ki hani biz onları şehre alamayız. Burada öyle bir yerimiz yok. Zaten halk da istemiyor. Aynen bu yanıtı aldım. Yani ben ne yaptıysam hiçbir şekilde bana yardım etmediler. Peki bunlar için başka bir çözüm olabilir mi? Yani bir barınak gibi ya da farklı bir şey. Yani aslında olması lazım. Her şehrin bir barınağının olması lazım. Ama belediye maalesef hayvanları önemsemiyor. Hiçbir zaman önemsemediler. Ben geldikten sonra hani biraz böyle farkındalık oluştu insanlarda. Yani hiçbir şey yapmıyorlar. Yani bir kulübe yapın dedim bari. Herkes bir kulübe yapsa benim için süper olur. Yani kaç kulübeye ihtiyaç var şu an? Şu an 20 tane daha olsa, yapma anneciğim. 20 tane daha olsa bu yeni gelen hayvanlar için en azından sıkıntı olmaz.